Sevgili izleyiciler, spor severe hoş geldiniz. Aslında bu haftada kitaplı spor denilebilecek noktadayız. Yine öyle bir program yapacağız. Çünkü Yetkin kardeşimiz Hikayemiz Futbol adlı kitabıyla çıktı geldi. Çıktı geldi şöyle, bir süre önceki bir karşılaşmamızda yazdığını söylemişti. Açıkçası ben kitap yazıyorum diyen arkadaşlarıma şöyle hafiften gülümsüyorum. Çünkü bunu söylemeyen yok neredeyse. Aynen. Herkes mutlaka yazıyorum, yazacağım. Hatta biliyorsun bir de şey boyutu var, hayatım roman. Benim... Evet, %100. Onlara da anlatamıyorum bir türlü. Yani ne kadar müthiş olaylar yaşamış olursanız olun, aynen, ancak yazdığınızda bir şey olur. Roman olabilmesi için de çok daha iyi yazmanız lazım. Onun için böyle masallar anlatmaktan vazgeçin. Hayatım roman falan filan diye. Becerebiliyorsanız, yazabiliyorsanız yazın. Yetkin kitabını yazdı, geldi. Ama Yetkin'cim, kitaba geçmeden evvel tanıyan var, tanımayan var. Tabii. Şöyle bir özgeçmiş yaparsan, tabii, anlatırsan kendini, oradan başlayalım. Ondan sonra hemen kitaba gireriz. Şimdi önce şöyle başlayayım Ahmet abi. Bir kere sizin gibi bir üstadın yanında olmak ve çünkü siz bize yol gösteren isim olarak çoğunlukla hep yazın, konuşun, dile getirin. Ya ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Hani benim kökenim radyo kökeni ve aslında birçok kişinin de mutlaka o radyodan yolu geçmiştir. Çünkü radyonun çok büyüleyici bir ortamı da vardır. Yüzümü ama, görmese de sesimi duymuştur. Sesimizden bir alışkanlık yaratılmış olabilir bu zamana kadar. Sonrasında gazete yazıları, oradaki röportajlar vesaire derken dedim ki artık bu ciddi anlamda kitaba dönüştürme ve yazma vakti dedi düşündüm. Çünkü hani dolaşan, gezen, gören bilir mantığında birçok ülke, birçok şehir, Türkiye içerisindeki turlamalar vesaire derken çok ciddi bir done oluştu kendi elimde ve bunu artık kitaba dönüştürmek istedim. Çok da mutlu olduğum projelerden bir tanesi ama ben de kişisel anlamda şunu söyleyebilirim. Benim aslında bu işin mutfağından çıkma bir adamım. İşin tekniğini de sonrasında taktiğini de geliştirerek, kendimizi de geliştirerek tabii ki yaklaşık bir 17-20 yıla dayanan bir geçmişimiz oldu bu spor kamuoyunda. Şimdi de işin bu tarafında çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi bir eser bırakabilmek. Şimdi yıllar hızlıca geçiyor. Hani bir Kenan Doğulu'nun bir şarkısı var ya, tutamıyorum zamanı tarzında. Cidden biz de o zamanı tutamıyoruz. Ama ne yapabilirsek, ne eser bırakabilirsek o bizim hep ardımızda kalacak. Güzel detaylar olarak aklımızda kalacak. Onu belirtebilirim. Biraz gündem karıştı, özgeçmişini atladın. Şöyle okuduğun okullarda dahil olmak üzere. Tabii. Çünkü izleyicilerimiz arasında ya bizim okulda okumuş falan diyenler olabiliyor. Onu da tamamlayalım, ondan sonra kitaba geçeriz. Tamam. Hemen şöyle ifade edeyim. Benim tabii açıkçası çok enteresan bir hayatım var. Yani eski futbolcu sonrasında yani yaklaşık bir 10 yıla yakın futbol dönemim var. İşte Darıca Gençler Birliği, Beylerbeyi'nde top oynadıktan sonra. Bak bizim takımda oynamış diyorlar. Evet, evet, evet. Şimdi o süreçlerden sonra işte okul bir yandan devam etti. Şenesel Evler Lisesi'ni bitirmiştim. Sonrasında bir hemen kariyerimizi nasıl renklendirebiliriz, şekillendirebiliriz diye düşünürken hem okul hem de bir yandan yavaş yavaş işte kendimizi geliştirme adına radyoya ben adım attım. Yani bir stajyer olarak girmiştim. Ve o süreçte hem okulu devam ettirip hem de o süreci atlattıktan sonra benim enteresandır üniversiteyi bitirme sürecimde askerlik sonrası da dayanıyor Ahmet abi. Çok da enteresandır. Hiç ama enteresan değil. Ahmet abin 30 yaşında bitirdi yüksek askerden sonra önce liseyi sonra askerliği, evet, evet, yüksek okulu. Ama dediğin gibi ilginçtir. O tabii açıdan benim açımdan çok ilginçti. Tabii ama diyorum ya işin özellikle mutfağından çıktıktan sonra bence çok daha fazla hakim oluyorsun her şeye. Çünkü yani bizim televizyon sektöründe çalışanlar da rejiyi bilirsen, oradaki sesçiliği bilirsen, montajı bilirsen sonrasında ekrana çıktığın zaman çok daha rahat olursun. Ve ben bunun dediğim gibi radyo, gazete ve diğer ayakların da çok hızlı bir şekilde geçtiğim için son derece mutluyum. Dediğim gibi kariyerimde bu zamana kadar bende emeği geçen, başta rahmetli babam Murat Etkin, onun da buradan 3 yıl oldu onu kaybedeli. Onun bende çok emeği vardır. Maşallah. Eşim, şimdi iki tane ufaklık, onlar da okula yeni başladı. Maşallah. Benim kitabımı okumaya başladılar. Bir 25 sayfayı bitirmişler. Maşallah. Çok da mutlu oluyorum. Şimdi işte sıra bizde. Güzel. Ahmet abi. Güzel. Peki
minik bir şeyi atladın. Merak edenler olabilir. Tabii. Ya Yetkin Etkin nasıl bir isim? Sen bunun gerekçesini açıklıyorsun. İki satır buradan da söyler misin lütfen? Tabii. Yani sanki insanda şakaymış ya da takma isimmiş ya da artist ismiymiş gibi filan düşünceler uyandırıyor. Nedir işin gerçeği? Sen söyle. Ya benim aslında bir proje adamı olarak dünyaya geliyorum. Aslında bir projelendirilmişim babam tarafından dediğim gibi. İşte soyadımız Etkin biliyorsun zaten Ahmet abi. O süreçte daha doğmadan ismim de Yetkin olarak bunun bir kafiye uyumu olarak bana hep böyle gölge mi diyelim bir yandan avantaj mı diyelim hep benim yanımda oldu yalnız. Yol gösterdi diyelim. Yol gösterdi diyelim gerçekten öyle. Ve gittiğim her yerde de bankada da işte gittiğim her noktada diyorum ki işte benim adım Yetkin, soyadım Etkin. Yani işte şaka mı yapıyorsun diyorlar yani. Ve çok enteresan Ahmet abi benim çok yaşadığım komik bir olay var. Türkiye'de 3 tane Yetkin Etkin vardı. Ve bu isimlerden bir tanesiyle ben Bodrum'da bir tatil yaparken bir baktım bir çocuk basketbol oynuyor. Ve hemen yanına gittim dedim ki beraber maç yapalım mı dedim. Tabii dedi hay hay dedi. Maçı yaptık kazanan kaybeden önemli değil ama dedim ki ben dedim Yetkin. O da dedi ki ben de Yetkin dedi. Dedim ben hani hava atacağım ya. Yetkin, ben dedim Yetkin Etkin. O dedi ki ben de Yetkin Etkin. İnanamayacağım bir şekilde o adamla 3 kişiden bir tanesiyle karşılıklı basketbol oynamışım. O benim hayatım boyunca olacak, unutamayacağım detaylardan bir tanesi. Olacak şey değil hakikaten. İnanılmaz. Ama şöyle söyleyeyim işte ismimden kaynaklı da ben çok ciddi avantajı olduğunu düşünüyorum. Hani ne böyle güzel. Show ismi gibi de bir yandan. Yani kesinlikle. O açıdan çok mutluyum. Beni 10 yıl sonra gören birisi bile ya evet Yetkin diye bir çocuk vardı diyor. Güzel. Peki gelelim kitaba. Kitabın nasıl oluştuğunu yani içeriğinin nasıl oluştuğunu başlangıçta anlattın. Evet. Bu içerik konusunda şimdi girelim içine. Doğru, Gordon Milne'nin başlığı galiba evet, yanılmıyorsam. Evet. Gordon Milne'le başlamanın bir sebebi var mı? Yani kronolojik olarak mı o denk gelmişti yoksa bu kitaba ilk yazı Gordon Milne olsun diye bir neden mi var? Bir şey mi var? Mesela senin kitabında da mesela Metin Oktay'ı ben okurken demiştim sana abi çok güzel bir başlangıç yapmışsın. Şimdi ben kitap okuyucusu olarak ilk başta Gordon Milne'le başlıyorsam bu neymiş diye merak ederim. O sebebi mutlaka oradan kaynaklanıyor onu söyleyebilirim ama Gordon Milne çok ciddi şekilde saygıyı da hak eden bir adam. Bir kere kendi kariyerinde İngiltere dışında çalıştığı tek yer Türkiye. O açıdan ben onu bizim kendi sörümüz diye anlattım ama benim İngiltere'de Leicester'da kendisiyle beraber geçirdiğim o bir saat benim için unutulmazdı. Çünkü değerli eşi bize kurabiye yaptı, biraz futbolu konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Ama benim en çok dikkatimi çeken şuydu, tabii şimdiki döneme de biraz denk geldiği için mesela Beşiktaş üst üste iki tane şampiyonluk kazandı. Ve bu şampiyonlukların devamında 3 şampiyonluğu 2 senede taçlandıran Şenol Güneş, Fikret Orman ikilisi var. Gordon Milne şunu söylemişti. Dedi ki Yetkin ben Süleyman Seba ile Gordon Milne ikilisini aynı Şenol Güneş ile Fikret Orman ile yakıştırıyorum demişti. Ben dedim ki şu anda bu kadar çok benzerlikler varken bu hikayeyle başlamalı diye düşündüm. Çünkü işte Metin Ali Feyyazlar, işte Ulviler, Kadirler, Şifo Mehmetler, Rıza Çalınbaylar, o unutulmaz kadro zaten başarılı olacaktı ama bir sene sabredilmesinin taçlandırması yaşanmıştır. Çünkü Gordon Milne ilk sene başarısız olduktan sonra gönderilseydi belki de hiç kimse onu hatırlamayacaktı. Ama Süleyman Seba onu tutarak bir sonraki dönemi kapatan bir Beşiktaş'ı hatırlattı bizlere. Geldiği günlerde ben ilk kamp yaptığında Bartın'da ben izledim. Hatta Hürriyet muhabiriydim o zaman. Galatasaray muhabiriydim ama Beşiktaş'a gönderdi rahmetli Doğan Koloğlu. Hatta o günlerin gazeteleri kurcalansa görülür. Beşiktaş benzincide kamp yapıyor diye. Gerçekten bir benzincinin arkasındaki otelde kalınıyordu. Ve saha olanakları da biraz sıkıntılıydı. Aha. O yıllarda o tür durumlar vardı. İlk yıl başarılı olamayışı biraz da tabii buna benzer eksikliklerden kaynaklanıyordu. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Tamam. Bu kitapta yer alan kişilerden bazılarıyla ilgili onlarla yaptığın röportajları aktarmaya çalıştık.
Bakalım açıkçası bunların sıralamasını nasıl yaptığımızı ben de bilmiyorum. Gordon Milne'le mi başlayacağız yoksa bir başkasıyla mı? Bir bakalım ilk röportajı biz de dinleyelim. Frekazi. İlk maçım Fatih Terim'in jübilesiydi. Onu unutmuyorum. Helikopterle sahaya inmesi olayına çok şaşırmıştım. Paşa mı, Cumhurbaşkanı mı bu gelen diye baktım. Peki, şimdi ben soruyorum. O helikopterle iniyorsa Cevat Brekazi bıraktığında neyle sahaya inmeliydi? Uzay mekiğiyle inmem gerekirdi herhalde. Adnan Polat bana jübile teklif etti ama daha oynamak istediğim için bunu kabul etmedim. Sonrasında geri dönüp bunun yapılmasını istedim ama olmadı. Tüm yaşadıklarımdan dolayı mutluydum. Maddi olarak gerçekte hak ettiğimin %30'unu kazanmışımdır. Şimdi oynanan futbola baktığımızda yeni oyuncular benim tırnağım bile olamazdı. Köln'deki Monaco maçında attığı golü anlatıyor. Eşim ve arkadaşlarım da tribündeydi. Bu hayvan oradan vuracak mı diye birbirlerine sormuşlar. O hayvan oradan vurdu ve gol oldu. Şunu söylemem lazım. Bir daha hayatımda öyle vuramadım. Aslında yapmak istediğim vuruş da tam o değildi. Vuruştan itibaren füze gibi gidişine ben de şaşırdım. Daha sonra çok çalıştım ama o vuruşu bir daha asla yapamadım. Ayrılık acısı. Benim ayrılmamı Alp Yalman ve Mustafa Denizli istedi. O süreçte psikolojik olarak çok yıpratıldım. 6 ay kadar sürdü. 1992 senesinde ani bir kararla Yugoslavya'da savaş varken ayrıldım. Vatanım parçalanırken kalbim de parçalandı. Bana biri kal demedi. Savaş sırasında bombalar patlarken beni Galatasaray'dan kimse aramadı. Roketler atılırken Cevat'a bir şey oldu mu diye kimse sormadı. Hiç mi değerim yoktu? Hiç mi bir şey yapmamıştım onlar için? Aramalarını beklerdim. Unuttular beni. Evet, değişik bazı düzenlemeler nedeniyle açıkçası ben de bilmiyordum hangi kim evet, önde. Evet. Cevat Brekazi benim için de çok özel biri. Çok yakın arkadaşımdır o yıllarda, işte oynadığı yıllarda ben de muhabirdim. Hatta şimdi de önümüzdeki hafta Belgrad'da kendisiyle buluşacağız. Bir organizasyon var. İyi dostumdur ve o anlatılmaz, unutulmaz görüntüleri de hepimiz biliyoruz. Çok. Sen ne hatırlıyorsun Cevat Brekazi röportajından? Bir kere şunu söyleyebilirim. Hayatımdaki en dobra adamla karşılaştım. Öyledir. Çünkü hani bizim de mesela dilimizden sözcükler dökülürken hani 9 boğumludur. Oradan çıkarken her şey böyle hep düşünürüz. Ama Brekazi hiç düşünmüyor. Hiç metelik vermez. Hiç kimseyi. İşte Fatih Terim'se Fatih Terim. Mustafa Denizli ise Mustafa Denizli. Alp Yalmaz'sa Alp Yalmaz. Ya dilin bir kemiğinin olmadığını ben orada Brekazi'de görmüş oldum. Ama tabii çok gerçekçi bir adam ve Belgrad'da gittiğim zaman, bir kere Belgrad çok büyüleyici bir şehir hakikaten. Gittiğim zaman da çok etkilendim. Ama orada bizden birinin bu kadar da güzel Türkçe konuşuyorken çok iyi bir Galatasaraylı ile karşı karşıya kaldım. Ve küçücük adımlarıyla, o kadar sert şutlarıyla, o işte Monaco maçını sorduğum zaman bana anlattığı heyecan hala yaşıyor. Diyordu ki ya Yetkin, o hayvan o topa vurdu ama nasıl vurdu? Bir daha da vuramadım. O işte belki de milyonların gücüyle beraber ona vurdum demişti. Ama kendini zaman zaman Messi'ye de benzetiyor. Yetenek anlamında tabii ki onu söyleyeyim. Cidden bizim zamanımızın da en yetenekli oyuncularından bir tanesi Ahmet Çakır. Başka özellikleri de vardı. Şimdi bunu söylemem insanlara tuhaf gelebilir. Çünkü şu anda da Gorbaçov'un kim olduğunu pek çok insan bilmiyor olabilir. Evet. Gorbaçov oysa bu 20. yüzyılda dünyayı en şiddetli değiştirmiş adam. Sovyetler Birliği'nin çökmesine yol açan. Daha doğrusu o anlayışın sonunun olmadığını görüp yeni bir düzenlemeye giden ve bugünkü dünyanın oluşmasına yol açan adam. Yine o yıllarda da 1985'te Türkiye'ye geldiğinde Gorbaçov'dan çok fazla haberi olan insan yoktu. Ama Cevat o zaman bana söylemişti. Bu adama dikkat et, bu adam dünyayı allak bullak edecek demiş. Onunla o ilgili zaman şeyler okudu. Çünkü aynı zamanda bir entelektüeldi. Öyle doğru. Sıradan bir adam değildi. Onun için o sözün ettiğin dobralığı. Minik bir anı daha aktarayım. 1987'de Galatasaray 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Doğru. Transfer görüşmesine girildi. İşte görüşmeler yapılıyor şu kadar bu kadar diye. O günün paraları tabii çok 6-0'lı. Cevat Brekazi'ye transfer komitesi 60 milyon lira önerdi. Evet. O da dedi ki sağ bacağım için kabul ediyorum 60 milyonu, solum için 90 milyon daha isterim diye. Komitenin kararı da çık dışarı oldu. Epey sıkıntılar oldu ve büyük bölümü de bana yansıdı onun. Öyle aramızda çok eğlenceli durumlar ama vardı. Ama biraz kırgın onu söyleyebilirim. Yani
Galatasaray'da para, pul beklentisi olmadan çalışmak istiyor bir şekilde. Öyle evet. Altyapıda olsa, akademide olsa bir şekilde Galatasaray'a hizmet etmek istediğini ben fark ettim. Evet. İşte bırakılışının, veda edişinin de çok iyi olmadığı için biraz kırgın olduğunu da hissettim. Yeri ben iki yönünü de biliyorum. Yani niçin olduğunu da biliyorum. Evet. Galatasaray yönetimi de zamanında kendisine önerilen şeyleri kabul etmediği için bunu ona ödettiler. Vallahi. Yani Türk vatandaşı ol dediler, Cevat Oral olmadı. Yani hakikaten öyle şeylere kulak asmazdı pek. Kimseden çekinmiyor işte. Bir olumsuz tavrı olduğundan değil. Şunu yap dediler, Oral olmadı. Yani her zaman metelik vermezdi kimseye. Kabadayıydı açıkçası. Ruhen kabadayı, davranış olarak dövüş, kavga dövüş anlamında değil. Oradan doğdu o sıkıntı. Neyse devam edelim. Ne güzel ki Türkiye ile bağı hala sürüyor biliyorsun. Geliyor, gidiyor. Ama o boyutta, söylediğim boyutta ondan yararlanılamaması ciddi bir eksiklik. Peki şimdi kim var ben de bilmiyorum. Bakalım bu röportajda kim konuşacak? Biraz bilmece gibi olsun. Biz de merak edelim. Biz de merak edelim. Les Ferdinand. Muhteşem anılar var. Geçmiş dönemlerde TSYD turnuvaları ve açılış maçları yapılırdı. Ben ilk havaalanına indiğimde bir sürü taraftar beni karşıladı. Hiç böyle bir şey görmediğim için şok oldum. Kamp öncesinde ilk idman için İnönü Stadı'na götürdüler. Normal bir idman yapacağız diye düşünürken tribünlerde binlerce insanın var olduğunu gördüm. Heyecanlandım. Gordon Milne, idmana gelmedik mi diye sordum. Taraftarla idman yapacağız dedi. Sonra kurban kesildi, alnıma kan sürüldü. Kramponlara da sürülünce ne olduğunu anlayamadım. Nereye geldik, neler oluyor diye şaşkınlık içinde bakınırken elime bir güvercin tutuşturdular. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Hemen uçur dediler. Haydi Ferdi, zamanı geldi tezahüratını hatırlıyorum. Çok hoşuma gidiyordu. Türkiye'nin kalbimde yeri var. Beni güçlü bir adam yapan yerdir Türkiye. Vay vay vay. Evet, Les Ferdinand'da sadece bir yıl oynamasına karşın Beşiktaşlıların gönlünde unutulmaz izler bırakmış bir adamdı. Onun da Türkiye'ye gönderilmesi bir projeydi aslında. Tabii. Yani git orada olgunlaş sonra gel. Doğru. Çünkü İngiltere'de biliyorsun döndükten sonra doruklara kadar çıktı. Mümkün olabilecek en yükseğe kadar çıktı. Ferdinand kardeşlerin de aslında genel anlamda işte en yüksek bonservis bedeliyle satılan bu sefer tabii savunmadaki Ferdinand'dan bahsediyorum. 40 milyon civarında bir rakama satılmıştı ama Ferdinand bizim ülkemizde olgunlaştı aslında gerçekçi konuşmamız gerekirse. Ama burada belli başlı oyuncular vardır. Yani Jardel'i de biz böyle sevdik. Bir sene oynadı, kalbimize taht kurdu, gitti. İşte Ferdinand da bu şekilde adamlardan bir tanesidir. Kısa olsa da bazen o zamanın 5 yıla 10 yıla yayıldığı ve unutamadığımız oyuncular da var tabii ki. Ama genel açıdan herhalde şunu söyleyebiliriz Ahmet Çakır. Az ama öz iş yaptı. Tabii bizim Türkiye'de yaşadığı enteresan şeylerden bahsetti ki bu güvercin anısı. İşte kurban kesme. Bizim kültürümüz çok geniş. Doğru. Ve burada yabancı oyuncuların çok şaşırdığı anlarla dolu. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi kurban kesme gündemden kalkıyor görebildiğim kadarıyla. Gerçekten futbol sahalarında özellikle yabancı oyuncuların çok olduğu ortamlarda onları şok eden türden bir uygulamaydı. Yapılmasa daha iyi olur ya da başka bir yerde yapılsa da işte faydası, duası neyse sonra buraya yansısa diye bugünlerde daha doğru bir tavır izleniyor. Evet evet %100. Bir de farkındaysanız işte totemler var, şans var, büyü var. Evet. Futbolun içerisinde biz ne kadar işte 3-5-2, 4-3-3 vesaire onları konuşsak da işin bir de bu yönleri var ama var. Bize ait, kültürümüze ait burada yaşadıkları çok şok da var insanların. Onu belirtelim. Özellikle bize ülkemize gelen çoğu yabancının burada mutlu olduğunu görüyoruz. Ben mutsuz ayrılan çok az kişi gördüm Ahmet Çakır. Bu doğru. Ben başka konularda bile çok şiddetle karşı çıkarım. Yalan söylüyorlar, rol yapıyorlar falan ama bu doğru. Çünkü böyle bir sevgiyi, böyle bir ilgiyi, böyle bir güzelliği başka yerde bulamazsın. Zaman zaman bunaltıcı bile olabilir ama o genellikle çok saf bir sevgidir, çok temiz bir sevgidir. İşte esnafın yaptığın alışverişle ilgili senden para almamaya kalkması falan filan gerçekten çok, çok şaşırtıcı durumlar. Buna benzer durumlardan etkilenmemek olanaksız. Peki devam edelim çünkü daha epeyce konuğumuz var programda. Bakalım dediğim gibi sırada kimin olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım birlikte görelim kim var sırada. Alem Markaryan. Biz 2003 yılında kocaman bir pankart yaptırdık. Futbolcu, yönetim, taraftar el ele hep beraber zafere sloganıyla gerçekten de 100. yılımızda başarı yakalamıştık. Ondan sonra kayboldu. Pek çok şey de koptu.
Her zaman söylerim. Futbolcu taraftarın nefesini de her an ensesinde hissedecek. Korkmayacak ama tedirgin olacak. Mesela görüyorsun, futbolcu kaleyi karşısına alıyor ama topa vurmuyor. Çünkü kendine güveni yok. Biz onlara bu güveni aşıladık. İyi oynasanız da kötü de oynasanız arkanızdayız. Kazansanız da kaybetseniz de yanınızdayız. Ama siz de elinizden geleni yapacaksınız. Taraftar bunu görecek, bu kadar. Eskiden stadyumlar bu kadar şık değildi ama aşk vardı, tutku vardı. Bir ekmeği ortadan bölüp paylaşmak vardı. Orada kesmek gerekiyordu. Evet. Gayet tabii tribün öykülerinin sonu yok ve Alem Markaryan kardeşimiz de Beşiktaş tribünleri denildiğinde ilk akla gelen kişi. Beşiktaş tribünü ötekilerden daha özel çarşı olayı nedeniyle. Dolayısıyla sen de o röportajın nedeniyle bir şey söylemek istiyorsan buyur. Tabii hemen söyleyeyim. Aslında burada hayatta olsaydı Alparslan Dikmen'i de tabii, yeri gelmişken Sefa'yı da, Opti'yi de unutmayalım. Taraftar öykülerinden bir tane aldım. O da Alem Markaryan hem bizim sektörde hem işi gerçekten biraz edebi dille anlatmaya çalışıyor. Hem sokak hem edebi dille anlatmaya çalışıyor. O açıdan ona yer vermeye çalıştım. Aslında bir taraftar liderinin ne kadar büyük bir sıkıntıdan geçip sonra işin bu tarafa geçtikten sonra ne olmaya ve ne yapmaya çalıştığını fark ettim. O şöyle bir şey söylemişti. Hani bir slogan var ya Ahmet Çakır, işte sadece bu sene değil her sene Beşiktaş demişti. Ve ne kadar şu anda o taraftar liderliğini yapmasa da bir taraftar liderinin geçirdiği zorlukları aslında o kitapta anlatmaya çalıştım. Ama Beşiktaş tribünün de işte desibel rekoru olsun, şu anda Vodafone Park'taki yarattıkları ambiyans olsun, hakikaten hem Avrupa maçları olsun, onları da unutmayalım, şu anda oldukça da iyi gidiyor. Ve dünyanın en güzel manzarası olan bir stat, yani belki de eşi benzeri olmayan statlardan bir tanesi. Mekan olarak, yer ve konum olarak söylüyorum tabii ki. Tabii. O yüzden bir taraftar liderini bu kitapta olması gerektiğini düşündüm. Tabii ki mesela sonraki ben devamını da yapmak istediğim için hakem neden yok veyahut da eksikler yok mu? Tabii ki var. Öyle ama tabii, daha sonraki aşamada olacak tabii inşallah. Hatta aynı kapsamda Feridun Düzağaç'ı almakla çok iyi etmişsin çünkü hem tanınmış bir müzisyen hem defalarca yazıları yayınlanmış, yani sürekli yapmasa da Radikal'de birlikte yazmıştık Beşiktaş yazıları. Onun da tribünden hatırladığı bir şey benim çok hoşuma gitti. O pankartı yıllarca ben de görmüştüm hep. Edirne'nin köprüleri taştan, var mı büyük Beşiktaş'tan diye. O pankart hep oraya asılırdı. Yeni açıkta ortalarda bir yerdeydi, yani ikinci katın ortalarında. Benim de hep dikkatimi çekerdi. Ulan kim bu? Hep bu pankartı buraya asıyor diye merak ederdim. Feridun Düzağaç onu anlatmış. Bakalım, inşallah sırada Feridun Düzağaç bakalım vardır ama sanmam. Yani sıralamamız biraz yok, teknik nedenlerle değişti. Bakalım kim var, görelim. Feridun Düzağaç. Küçük bir çocukken futbol maçlarında geride olan takımı tutardım. Benim Beşiktaşlılığım sessizce yaşanır ama derin bir tutkudur. Beşiktaş taraftarlılığı sürekli bir acıya talip olmak gibidir. Benim Beşiktaşlılıkta asla kibir ve gurura yer yoktur. Beşiktaşlılık, Edirne Köprüsü taştan, var mı büyük Beşiktaş'tan gibisinden pankartların yıllardır tribünde dalgalanmasıdır. Beşiktaş lehine yapılan hakem hatalarına bile tepki göstermektir. Zaten öteki kulüplerin taraftarlarıyla bizi ayıran temel özellik falan da yok. Bunu görmemiz lazım. Beni yolda gören kişiler, bak bu da Beşiktaşlı derler. Yani bu da benim hoşuma gider demek istiyor. Evet, evet, evet. O insanlardan biriyim demek istiyor. Onun gibi benzer özellikleri olan biri de Zafer Algöz. Doğru. Zafer Algöz'den bir şey almadık. Oysa yani burada yok, kitapta var. Evet. Bulup da aktarırsak sevinirim. Çünkü onun futboldan anlama konusundaki iddiası hoştu. İlginç, ben buldum. Evet, orayı evet okuyayım. Benim asıl mesleğim oyunculuk ama futbolda yorumculuk konusunda asla tevazuda bulunmayacağım. Bunu sinema ve tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu olarak tanıdığınız Zafer Algöz söylüyor. Sıkı bir Beşiktaşlıdır aynı zamanda. Evet. Çünkü futbolu son derece iyi biliyorum. Hatta oyunculuktan bile daha iyi olabilir. Çok iddialı. Ya, evet, yani sinema ve tiyatro oyunculuğundan daha evet, iyi evet olabilir. Futbol genellikle yeteneğiniz varsa tecrübe zaten kazanılıyor. Mesela bizim meslekte derler ki %50 yetenek, %50 çalışma derler. Ama aslında bu doğru değildir. %90 yetenek olması lazım.
Yani yetenekli olan bir adam %100'e ulaşıyor. Ama adam yeteneksizse sen bu adama sabahtan akşama kadar antrenman yaptır, ballı kaymakla besle, dağlarda koştur yine olmaz. Bunun itiraz edilecek yanları var ama ben Zafer Algöz'ün ne dediğini anlıyorum. Tabii, tabii. Yani yeteneğin elbette önemli bir payı var. Ama çalışmayla da bir yerlere gelmiş, yeteneği sınırlı olup da çalışmayla doruklara çıkmış. Tabii. Hem dünya futbolunda hem Türk futbolunda önemli isimler var. %100 ben çok iyi bir yorumcu da olabileceğini düşünüyorum Zafer Algöz'ün ama daha çok para kazanıyor herhalde Ahmet abi. O yüzden bu yönü çok fazla tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama çok saygı duyduğum adamlardan bir tanesi. Bir kere gerçek bir aktör. Evet. Şimdi ben en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Hem iyi adam hem kötü adam nasıl olunabilir? Mesela değil mi? Çok zor bir şey. Evet, bence tabii. Dünyanın en zor şeylerinden. Bir gün Erol Taş olup işte suyu döküp veyahut da kocaman bir but alıp onu yemek diye bir şey var değil mi hayatımızda? Bunları gördük biz. Salkım Hanım'ın tanelerinde unutulmaz bir rolü vardı. Yani kötü adamın daha değişik bir şekli, böyle bildiğimiz anlamda iyi kötü tamamen öyle değil de kötülüğün hangi boyutları ve nasıl olabiliyor onu anlatan bir roldü. Müthişti. Ya, çok acayip şeyler var ve ben anlatırken de kelimelerin dökülmesinden ben çok mutlu oldum. Çünkü bence evrensel 2-3 tane şey var. Bir tanesi müzik. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim hep bir birleştirici yanı var. Hep bir neresinde olursanız olsun hiç fark etmiyor. İşte müzikle beraber diğer tarafta herhalde futbol. Diğer tarafta da bence işte din 3 tane vazgeçilmez noktada tutku. Doğru. Ve evrensel kavramda burada aslında Feridun Düzağaç ve Zafer Algöz'ü katma sebeplerinden bir tanesi bu sanatsal içeriği de biraz katmak istedim. Çok iyi etmişsin. Senin çok iyi bildiğin bir şey var. Programa ara vermemiz gerekiyor. Bir kahve arası. Tamam. Ondan sonra yine öteki konuklarımız kimlerse programda devam edeceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, spor sever sürüyor. Bu haftaki konuğumuz Yetkin Etkin. Hikayemiz Futbol adlı kitabı üzerinde konuşuyoruz. Kitabın içinden de Yetkin Etkin'in röportaj yaptığı, hakkında yazı yazdığı kişilerle ilgili bölümleri aktararak yürümeye çalışıyoruz. Şimdi ikinci bölümün başında tekrar bu röportajın yapıldığı kişilerden biri geliyor. Biz de bu programın formatında o yönde değişiklik yaptık. Açıkçası kim olacağını biz de bilmiyoruz. Sizinle birlikte ekranda görüyoruz. Sonra hakkında konuşuruz. Atıf şey şu. İsmin benim için çok gurur verici. Ben öğrenciyken kendim bile zorlanıyordum söylemekte. Ama dedelerime ve babama sonsuz teşekkür ederim. İsmim anons edildiğinde çok mutlu oluyorum. Türkiye'ye kendimi çok yakın hissediyorum. Buraya geldiğim ilk günden bu yana kadar kendimi hep evimde gibi hissettim. Hem Müslüman bir ülke hem de yaşam tarzı olarak beklentilerimle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Bazen kendimi Türk gibi hissediyorum. Yetkin, sen bir iki cümle söyle, hemen geçelim. Çünkü daha bir yığın var ya da anlatılmaya değer çok önemli bir şey varsa buyur. Bir kere adı ve soyadında yaklaşık 12 tane sesli harf bulunan en enteresan adamlardan bir tanesi Ahmet Çakır. Onu söyleyebilirim. Güzel. Ama bizim ülkemize gelen işte Best Chances'ten tutalım. İşte Jirkovyak'a kadar çok anormal isimler geldi. Doğru. O yüzden Atıf'la ben konuştuğumda Sivas'taydı. Ama bu isim kargaşasında işte Dirk Kuyt mı, Kuyt mu, güzel, Köyt mü? Bu tarz şeylerle karşılaştığımız için onları hatırlatmak istedim. Güzel. Pekala. Evet, şimdi bir başka kitap konuğunu ekrana yansıtıyoruz. Yıldıray Baştürk. 2008 Avrupa Şampiyonası'nın 26 kişilik kadrosunda vardım. Sonra beklemediğim bir şekilde çıkartıldım. O olaydan sonra 3 gün ağladım. Ben de büyük bir iz bıraktı. Hala rüyalarıma giriyor. 2008'e gitseydim hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası'nda oynamış nadir oyunculardan biri olacaktım. Şampiyonlar Ligi finali oynayan ilk Türk futbolcusuyum. Bütün sezon ona hazırlandım. Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçlarında hep 18 kişilik kadroda yer aldım. Sonrasında gidememek çok büyük hayal kırıklığı oldu. 2008'den sonra toparlanamadım. 2010'da bıraktım ama gerçekte 2008'de bırakmış gibi oldum. Bir kere Baştürk, onun biraz isminden yola çıkarak bu hikayeye başladım Ahmet Çakır. Çünkü birçok hikayede aslında bizlerden bir şeyler olan
Ve mesela biz Yıldıray Başdürk'ü Türkiye'ye transfer edemedik. Evet. Mesela Hamit Altıntop'u çok uğraştık, sonunda getirdik. Evet. Hani mutlu olduk yani en sonunda. Ama Yıldıray Başdürk gelmedi ve bu biraz da kendi isteğinden kaynaklı gelmedi. Ama bizim ülkemizdeki işte yani Erdal Keserler'den Uğur Tütünekerler'e birçok gurbetçi oyuncu gelmişken o jenerasyonlarda arafta kalmış adamlardan bir tanesidir. Doğru. O yüzden Yıldıray Başdürk'ün işte Şampiyonlar Ligi'ndeki o final tarafı, Almanya'daki saygı görmesi ve ben biraz da kendi içimizdeki, çünkü bir madenci çocuğu Yıldıray Başdürk, evet, bir yandan da. Çok değerli bir biyografisi vardı ama bizim Başdürk'ümüz de Yıldıray olduğu için ona mutlaka yer vermek istedim. Ve özellikle milli takım adına, kendi adına çok hayal kırıklığı yaşadığı bir bölüm var, onu sen de biliyorsun Ahmet Çakır. 2008 kadrosunda, evet, olmayı umuyor. Çok, zaten çok şeydi. 26 biraz kişilik kadroda var. Elemelerde 18 kişilik kadroda da sıkça yer alıyor ama sonra 23 kişilik kadroya giremediğini görüp yıkılıyor. 3 gün ağladım diyor. Evet. Bende çok büyük iz bıraktı diyor. Haklı tabii, çünkü 2002 serüvenini yaşamış. Evet. O işin ne Dünya kadar kupasını görmüş, etkileyici olduğunu görmüş. Evet, öyle. Onu yaşayarak finalize etmek istemiş ama olmamış kendi, evet, kariyerinde. Tek bir cümle daha edelim. Tabii. Kendisi adına Emre Mor'u, Emre Mor gibi oyunculardan çok umutlu olduğunu ifade etti. Hani tarzı benziyor, tipi benziyor. Özellikleri çok benzemiyor ama Emre Mor da kendisine heyecan uyandırdığını söylemişti söyleşi içinden. Güzel. Devam edelim. Bakalım şimdi kim geliyor programa? Mustafa İzzet. 6-7 yaşındayken dedemler sünnet olman lazım diye baskıya başladı. Annem siz çıldırdınız mı diye itiraz ederken beni Londra'da bir kliniğe götürdüler. İşlemin yapıldığı sırada iğne yapıldığını, çığlık attığımı ve ağladığımı hatırlıyorum. Sonrasında kesilen parçayı bir tüp içinde bana verdiler. Bunu saklayacaksın dediler. Bu olayı kesinlikle unutamıyorum. Sonradan bunun gerekli olduğunu gördüm. Çünkü milli takım kampındayken arkadaşlarım sünnetli olup olmadığımı sordular. Olumlu yanıt verince hoşlarına gitti ve evet Türkmüş dediler. Benim için Türk milli takımına seçilmek fantastikti ve inanılmaz bir gururdu. Ancak Türkçe bilmediğim ve o dönemde etrafta pek İngilizce bilen olmadığı için oldukça zorlandım. O kadronun bir parçası olduğum için gururluyum. Nereye kadar gidebileceğimizi bilmiyorduk. Her kazanılan maç sonrasında hedefe doğru yürümeye başladık. Yarı final ve üçüncülüğü elde etmemiz çok ilginçti. Dünyanın bir ucunda binlerce Türk'ü görmek bambaşkaydı. Türkiye'de insanlar çıldırmıştı ama biz henüz çok uzaktaydık. Ülkeye geldiğimizde ise karşılama harikaydı. Sünnet aslında Türklükle değil Müslümanlıkla ilgili ama Mustafa İzzet ikisini bir arada düşünüyor. Çok çok komik bir anı ama. Çünkü dedeleri ve kökeninde Türklük var ama anne baba bir yandan buna izin vermiyor. Sonrasında bu kendi işine yarayan bir noktada ama şunu söyleyebilirim. Mustafa İzzet bizim bildiğimiz Muzi. Bir kere Leicester'da, ben İngiltere'de yaptığım söyleşilerden bir tanesiydi. Orada çok ciddi saygı gören ve oranın efsane oyuncularından bir tanesi. İşte Avrupa'daki en büyük başarısı onunla gelmiş. İşte Leicester şampiyon oldu Premier Lig'de ama işte o son başarılı döneminde Mustafa İzzet var. Yani kendi ülkesinde çok ciddi değer görüyor. Bunu söyleyebilirim Mustafa İzzet'le alakalı. Ama ben kitapta biraz daha Doktor Civan'ım, işte baltayla mı keselim? Yoksa kökünden mi keselim diyerek biraz tiye aldığımız bölüm var. Tabii ki Kemal Sunal'da yaşatarak. Anladım. Çok güzel. Aman kesmeyin tarzında olaylar da var yani. Biraz gülecekler, eğlenecekler okuyucularımız. Bir de onu ona verip de işte saklayacaksın falan demeleri de bilmiyorum. Pek yani benim bildiğim şeyler değil. Bizde bir de tabii o şaşırmış zaten. Hatta demişler bana, onu kendi paylaşımında söylemişti. Pilavını yapmak ister misin tarzında ama tabii ki bunlar latifeydi oradaki. İşin şakası. Ama çok Türkiye'de de ben kendi adıma şunu söyleyeyim. İlk face to face yapılan söyleşi oldu Mustafa İzzet'in. Les Ferdinand'la benzer şekilde. Ben o yüzden çok özel hissediyorum bu konuda kendimi. Ona da buradan saygılar. Evet, ve tabii inşallah orada bir akademi kurmuş kendine. Başarılı olacağını düşünüyorum. Farklı isimleri yetiştirmek adına. Ne yetmiş. Peki bakalım şimdi gelen konuğumuz bizi güldürecek mi yoksa kederli şeyler mi söyleyecek? Alişen, ben iki kere başkanlığa geldim ve her ikisinde de şampiyon olduk. Beni halk getirmişti. 1981 yılında 12 Nisan, 1984'te de 18 Aralık tarihinde gelmiştim. Her ikisinde de devre arasında geldim. Çünkü kulüp zor durumdaydı. Başarısızlık vardı, gidişat kötüydü. Taraftar da çareyi bende buldu. Tabii bizim işimiz en iyileri transfer etmekti ve biz bunu yaptık. Şampiyon olduk.
Her ikisinde de kendi isteğimle ayrıldım. 15 Şubat 1998'de Aziz Yıldırım'ın aday olduğu süreci hatırlıyorum. Siz adaysanız ben olmayacağım demişti. Olmayacağımı söyledim ve o başkan oldu. Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyon sloganının hala yaşamasından dolayı mutluyum. Ben hep şuna inanarak hareket ettim. Sevgiden asla zarar görmezsiniz ama nefret her zaman sıkıntı doğurur. Yetkincim, Ali abiyle ilgili olarak saatlerce konuşmak gerekir biliyorsun. Evet, evet. Sen mutlaka bir şey söyle. Ondan sonra kalan 3-4 konuğumuz daha var. Onların hepsini birbirine ekleyelim. Tamam. Ve o şekilde işi toparlamaya çalışalım. Ben Bodrum'da Alişe'nin yanına gittim. Malikanesine gittim. Kocaman bir kapı. Karşılaştığım tabloyu söyleyeceğim. Kapı açıldı. Oradan bir anda böyle hayvanlar gerçekten yürümeye başladı. Ufak bir fileye benzer bir şey. Yani Ali Baba'nın çiftliği tarzında tişörtlerle çocuklar hemen yanıma geldi, telsizler falan. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hani biz çocuklarımıza anlatıyoruz ya, Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde kuzuları var, eşekleri var. Bu gerçek arkadaşlar. Onu belirtelim yani. Ali ama abi, Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyon bölümünde bunu iki kez de başarıya götürdüğü için onu unutmamamız lazım. Onun gibi daha neler anlatılır dediğim gibi Ali abiyle anlatılacak şeyler birkaç gün sürer. Şimdi programımızın sonuna doğru geldiğimizi işaret ediyor arkadaşlar. Kalan konuklarımızı peş peşe verelim. Evet. Ondan sonra da hepsiyle ilgili birer ikişer cümle söyleyerek tabii toparlayalım. Çünkü zaten kitaptakilerin toplam sayısı 50'ye yakın neredeyse. Evet, 43. Evet, 43 mü? 43. Bizim burada aktarabildiğimiz 12-13. Evet. Dolayısıyla hiç değilse onları aktarabilmiş olalım tamamını. Tabii ki, tabii ki. Buyurun izleyelim kimler var bakalım. Tugay Kerimoğlu. Son maça gittiğimde öteki hazırlıklarla birlikte Türk bayraklarını da görünce çok heyecanlandım. Fest akan taraftarlar, Türkçe sözler yazılmış pankartlar, tişörtler, bayraklar, her şey müthişti. Tam bir şenlik yeriydi. Soyunma odasından benim tek çıkmam istendi. Takım sonradan gelecekti. Sahaya çıktığımda tribünlerdeki binlerce insanın Tugay maskesi takmış olmasına inanmak çok zordu. Çok duygulandım. Her konuda beni çok onore ettiler. Yaşanacak güzel şeylerin hepsine ulaştım çok şükür. Futbol karşılıklı bakış açısıyla güzeldir. Sizin duruşunuz, bakış açınız, karakteriniz, saha içindeki performansınız önemlidir Avrupa'da. İnsanlar bunlara bakar. Bizdeki gibi 29 yaşına gelen oyuncunun ne zaman bırakacağı gibi konular konuşulmaz. Adam 35 yaşına geldiğinde hocası onun üzerine sistem kurar. Oynatamayacağı zaman da söyler. Karşılıklı iletişimle alakalıdır bunlar. İletişimle alakalıdır. İsmail Kartal. Göreve getirilmeyi pek beklemiyordum açıkçası. Çok hazırlıksızdım. İmza töreni öncesinde pantolonum bile kulüpte ütülendi ve apar topar kendimi basının karşısında buldum. Sonuçta Fenerbahçe bana görev verdi. Zor bir dönemdi. İyi bir Fenerbahçeli olduğum için görevi kabul ettim. Ersun Yanal'ın ardından Başkan Aziz Yıldırım, "Artık teknik direktör sensin, bunu hak ettin." dedi. Ben de teşekkür ederek işe koyuldum. Benim Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştım. Sezonu yüzümüzün akıyla bitirdiğimize inanıyorum. İnşallah bir gün geri dönerim. Fatih Tekke. Ben Trabzonsporluyum. Bu ülkenin de bir vatandaşıyım. Mezopotamya'dan gelmedim. Uzaydan da gelmedim. Benim UEFA Kupası final maçımı naklen vermediler. Süper Kupa maçımı canlı yayınlamadılar. Gerisini siz düşünün. Bir basın mensubu orada olmaz mıydı? Bir Türk bayrağı bulunamaz mıydı? Çok üzücüydü. Hayatta her şeyi yalnız başardım. Bu ülkede haksızlığa uğramış, hak ettiğini alamamış kişilerden biriyim. Kendi yerelimde de öyle, ülke düzeyinde de. Bunda belki benim de eksikliklerimin payı vardır. Yani düşünün, 17-18 yaşındayken genç milli takıma çağrılıyorum. Sonra 36 yaşıma kadar ancak 30 küsür maç oynayabilmişim. Recep Çetin. Ben fizik kurallarına aykırı goller attım. Birincisi İsviçre maçında attığım goldür. Herkesin attığı golü attığında bir anlamı yok zaten. Asıl unutulmaz golüm, Malmö maçında kendi kalemize attığımdır. Yağışlı bir havaydı. Soldan yüksek top geliyor ama öyle böyle değil. Ben de çok iyi yükseldim ve topu ayakla vurdum. Fakat eyvah, top bizim kaleye doğru yöneldi ve ağları buldu. Maçı da 3-2 kaybettik. Soyunma odasında kaleci Engin abi özür dilercesine "Vallahi Recep parmak uçlarıma çarptı ama çok sertti, tutamadım." dedi. "Nereye tutuyorsun Engin abi, ben vurdum." diye gırgırı sürdürdüm. Avrupa'da haftanın en güzel golü seçilmişti. Jeneriklerde falan yer aldı. Çok güzeldi ama tek sıkıntı kaleleri şaşırmış olmamdı. Nihat Kahveci. Kişisel anlamda bu konuda pek mütevazı olamayacağım. Real Sociedad ile kupa kazanmadık ama La Liga'yı sarstık. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid dışında bir takımın zirvede yer almasının olanaksız gibi göründüğü bir zamandı. 2002-2003 sezonunda bir puanla şampiyonluğu kaçırdık Galacticos'a karşı. Kişisel olarak oynadığım maç sayısı ve attığım goller unutulmazdı. Tarihteki en iyi ikililer arasında Kovacevic Nihat da yer alıyor.
Kovačević, Juventus, Lazio gibi takımlarda yer almış, arkası dönük muhteşem oynayan, çekiç gibi kafa vuran, müthiş goller atan bir bitiriciydi. Ben de hızlı, arkaları koşu yapabilen, şut tekniği olan bir oyuncuydum. Birbirimizi iyi tamamladık. Biz bu uyumu sağlarken takımın özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Çok iyi bir takım olunca işiniz kolaylaşıyor. Yine de La Liga'da iki forvetin bir sezonda 43 gol atması çok zordu. Cem, kalan sürede söz sende. İstersen bütün ötekilerin de isimlerini ver, kimler var ya da şu onu değil de şunu söylemek istiyorum dersen, dediğim gibi söz sende. Çok kısaltarak birer ikişer cümle aktaralım. Çünkü VTR'leri de tamam, İzleyicilerimizle paylaşmışken bence vermekte fayda var. Nihat Kahveci bir kere muhteşem bir kariyere sahip. İşte Messi, Ronaldo ve Nihat Kahveci geliyordu oynadığı süreçte. Ronaldo ile beraber gol krallığını paylaştığı bir dönem var. Hem Real Sociedad'da hem de Villarreal'de harika bir kariyer. Ama tek eksikliği şampiyonluktu. Ben yazıyı şöyle ve röportajı şu şekilde bağladım. O bizim gönüllerimizin şampiyonu demiştim. Veda Tugay Kerimoğlu. Allah herkese Tugay Kerimoğlu gibi veda nasip etsin diyeyim Ahmet Çakır. Çünkü o maskeler, o kalp atışları ve tekrar geri dönüş ne yazık ki olmuyor ama belki teknik direktör olarak inşallah Tugay Kerimoğlu'nu yurt dışında görsek neden oldu diye sormayız diye düşünüyorum. Tabii birçok isim var bu kitap içerisinde ama bunlardan sadece bazılarını Recep abi kendiyle dalga geçebilen ama çok da tabii İsviçre maçı ve Malmö maçını biraz VTR'mizde izleyicilerimizle beraber paylaşmış olduk. Ben Recep Çetin'in o takoz görüntüsü ve hatırlarsınız o Babali gazeteciliğinde o zaman resim çok önemliydi. Ve hiç o görüntüsü aklımdan gitmiyor. Arabanın altına yattığı ve takoz olarak o şekilde kaldığı görüntü aklıma kalmıştı. Dedim ki Recep abi bu ne? Demişti ki en azından bir işe yarıyor. Yetkincim demişti yani. Kendiyle dalga geçebilmek ama bir insan için çok önemli. Başka işkencelere de katlandı biliyorsun. En yakışıklı futbolcu seçilir. Bir de en az yakışıklı olana gerek duyuldu. O da Banko Recep'ti. Hem yakışıklı hem de burada yılın çirkini açısından çok yani işte önemli noktaları var. Evet. Yani işte Hami Mandıralı'dan işte Tarık Daşgün'e kadar, Altın Ordu'dan Çağlar Söyüncüsü'nden tutalım Yılmaz Vuralı'na kadar. Ben çok farklı temalar, işte Ferhat Rehber, çok amatör kümeyi çektiğimiz bölümde TRT Spor'da yayınlanan bir belgeselimiz vardı tamamen amatörlerle alakalı. Biliyorum. Orada Ferhat Rehber diye bir çocuğa denk geldim. O da Galatasaray altyapılı bir çocuk ama hikayesini mutlaka kitabı alıp okusunlar. Mehmet Güven'in işte Kanarya'dan başlayan hayat hikayesi çok etkileyici. İkisi de çok etkileyici. Çok etkileyici. Evet. Ben dinlerken çok etkilenmiştim. Tüylerim diken diken olmuştu. Mutlaka kitabı okuduktan sonra da bence bu oyuncuların farklı noktalarda yer alacağını, en azından kalplerde farklı noktalarda yer alacağını düşünüyorum. Gökdeniz Karadeniz mesela uzakta bir isim olmasına rağmen çok farklı bir nokta. Dediğim gibi Ailton göbekli forvetler. Güzel. Göbekli oyunculardan yola çıkarak bir derleme yaptım. Showman oyuncuları yazdım. Yani aslında işin futbol adına biz bu sihrin etrafında dolaşıyorken acaba ne noktasında olabildiğimizi yazmaya çalıştım. Dediğim gibi bu bir başlangıç kendi adıma, onu söyleyebilirim. İnşallah devamını da getirmek istiyorum. İnşallah Yetkin'cim, çok teşekkür ederim. Bunu yazmanın yanı sıra ne iyi ettin buraya geldin. Biz de işte hem bir yandan kitabı okumaya çalışırken bir yandan da kitabı biraz canlandırmış gibi olduk. Tabii, özellikle aynen. Tugay'la ilgili bölüm, Nihat'la ilgili bölüm. Onları hatırlamak bana da çok iyi geldi açıkçası. biz çok hoş bir program yapmaya çalıştık. Umarım izleyenlerimiz de zevk almıştır. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, bir program daha burada böylelikle sona eriyor. Haftaya bir başka programda bir arada olabilmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımla birlikte hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın efendim.